بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبت إمام سيوطين مقدمة سنو كردوخ أما بعد دق المشتخ أما بعد بنلاردان صورة يعني بسم الله حامد صلاة وسلام دان فهذا شرح لطيف فهذا yani bu zihnimde tasarladığım lafızlar ki bunlar bir manaya delalet ediyorlar. Bunlar şerhun. Ve de hâza, bu zihnimde tasarladığım manalar. Onlar şerhun açıklayıcıdır. E, latifun böyle yani sehlun anlamında. Bunlar e, kolay e, bir, şehtir. O mezeştuhu ibn Malik'in. Bunları ne yapmışım? İbn Malik'in elfiyesiyle mezc etmişim. Yani içe katmışım yani o benim şerhim ile İbn Malik'in fesi bir kitap müstakil bir kitapmış haline gibi o hale getirmişim. Hada <laughs> şerhun şerh yani mastardır bu mana ismi fa'il yani şarihun manasına açıklayıcıdır. Latifun ve sehlun yani anlamında sehlun dakikun böyle kolay bir şerhtir ben bu kitabım. O mezajtuhu hu ''Hu'' yani bu şerhimi ben mezjetmişim. karıştırmışım, iç içe gitmişim. Yani Karma yapmışım. Yani hani metin ayrı şerh ayrı tarzına değil. Ben onu mezc hale getirmişim. Karma yapmışım. İkisini birleştirmişim. Sanki tek kitapmış haline gelmiş. Mezeştuhu bi elfiyeti bin Malik'in. İbn Malik'in elfiyesiyle birleştirmişim. Cema etmişim anlamında. Mezeştuhu yani cemaatuhu bi elfiyeti İbn Malik'in. Ee, İbn Malik'in e, Muhammed bin Abdullah bin Malik. Değil mi? Ee, onun e, kitabıyla o elfiyesiyle mez hale getirmişim. Evet bu böyle bir şerhtir. Kolay bir şerhtir. Ondan sonra muhezzebul mekasidi bu şerh benim bu yaptığım bu elbehjetül merdiye adlı şerh muhezzebul mekasidi yani muhezzebun mekasiduhu maksatları muhezzeb olan yani arındırılmış olan bir kitaptır maksatları arındırılmış. Burada e, şöyle yapıyoruz. Bu makasitten kastımız meseleler yani. Mesela makasit e, cem'u maksattır. Maksat kelimesinin çoğuludur. Yani mesela diyelim ki bir misafir bir, bir yeri kast ediyor, bir mekana gidiyor. İşte bu da mekanul kast. Makasit, cem'u maksat, maksat da mekanul kastı yani. Kast edilen yer. Mesela bir, bir, bir kişi sefere çıkıyor. Yani misafir mesela sefere çıkıyor. Onun kastettiği yere maksat denilir. Maksat denilir. E burada bu kitapta hani e, misafirin kastettiği yer yoktur. Burada muhezzebul mesaildir yani. Burada arındırılan nedir? Meselelerdir yani. Burada meseleler e, ayıplardan arındırılmış. Oradaki eksikliklerden, kusurlardan arındırılmış anlamında. O yüzden burada el-mekasit burada e, istiare-i musarraha vardır yani el makasit kelimesinde. Burada ne yapıyoruz? E, o mesail, o manalar, o meseleleri biz makaside benzetiyoruz. O zaman makasit müşebbehu bi oldu ve bu müşebbehu bi burada sarahaten zikredildiği için burada istiare-i e, musarraha vardır diyoruz. Evet. Yani meseleleri arındırılmış bir şerhtir bu meseleler hep böyle hepsi arındırılmış böyle ayıklanmış bir kitaptır bir şahdı ben bu kitap şerhim yani bu şerhimde ele aldığım meseleler ayıklanmış böyle arındırılmış şerh meselelerdir. O vadihul mesaliki, Vadihun sehlul mesaliki. Mesalik da et turukul yusle kuma yani e, girilen yollar anlamında o girilen yolları kolaydır yani ve burada da yine ne yapıyoruz İstihare-i musarraha yapıyoruz o elfazı lafızları neye benziyoruz mesalike benzetiyoruz mesalik müşebhun bi oluyor benzetilen ve burada müşebbehun bir sarahaten zikredildiği için burada istiare musarraha de, yapmış oluyoruz. Yani e, elfazları vâdih, sehl olan bir şerhtir. Benim bu şerhem vadihul elfazi anlamında yani ha lafızlar böyle kolay lafızlardır. Öyle zor lafızlar değildir yani. Ve benim bu şerhem yübeyyinu. Bunlar hepsi şerhe sıfatlardır ha. Yübeyyinu. Bu şerhem ne yapıyor? Açıklıyor beyan ediyor murade nazmiha, murada maksadını nazmiha, ha o elfiye deniyor elfiyeyi nazmeden kişinin maksadını açıklıyor mesela elfiyede o, o, o elfiye mesela nazım o elfiyeyi nazmeden kişi mesela İbn Malik orada neyi kastetmiş benim şerhem onun o kastettiği şeyi açıklıyor beyan ediyor öyle bir şerhtir benim şerhim yani ويهدي الطالب لها إلى معالمها ويهدي يعني أبو يهدي يعني يوصل اللهم الطالب لها يعني الطالب لها ورد بمضاف وهذا ضمير الفي دنيور بمضاف تخدير لم yani يعني الطالب لفهمها أُو اللهم لا الطالب يعني Ee, anlamak, anlamayı talep eden kişiyi ulaştırıyor. ila maalimiha. ile maalimin elfiye. Maalim e, e, şeyin, maalimin e, e, çoğuludur. Yani alamet anlamında kullanılıyor. E, o, elfiyenin alametlerine ulaştırıyor. Elfiyenin alametlerine ulaştırıyor. E alametler, işaretler, yol işaretleri ne için olur? Meçhul mekanlar için olur. Maalimiha, o meçhul mek mekanlar için alametler olur. Elfi için o alametler işaretler olmaz ki. O zaman ne yapmışız burada? O ha o damirde elfiye o damirde istare mekniye yapıyoruz yani ha. Çünkü maalim e, elfiye için yoktur. Maalim lil mekanil meçhul e, me meçhul mekanlar için maalim vardır. O zaman biz e, bu elfiyeyi ne yapmışız? O meçhul mekana benzetmişiz. Elfiye bu e, ne olmuş oluyor? Müşebbeh o meçhul mekanda müşebbehün bi olmuş oluyor. Anlaşıldı mı? Bu maalemin o haya, o elfiye ispatına ise ne diyoruz? İstihare-i tehiyyiliye diyoruz. Maalemde istihare-i o maalemin o haya is damire ispatı. O ohada ise istihare-i mekniye vardır. Evet. Ve yehdim Evet. Ve yehdim ulaştırıyor. Et talibe talep eden, isteyen. Leha o elfi, elfi anlamak isteyen. Yani li fahmiha. O elfi anlamak isteyeni ulaştırıyor. Benim bu şerhem. Elfi anlamak isteyeni ulaştırıyor. İla ma'alimiha. Yani o alametlerine yani ha. Onun alametlerine yani o elfiyenin alametlerine yani işaretlerine ulaştırıyor. Yani onun varmak istediği yere o işaret, onu ulaştırıyor yani ha. Ve benim bu şerhimin bir diğer sıfatı da şöyle bir şerhtir. Havin li <lí> abhafin minha rihu al tahqiqi tafuhu hawin jamian yani anlamında jamian ben müşarham camiadır barındırıyor ne barım diyor li abhafin yani mesele anlamında meseleleri konuları barındırıyor hangi konular öyle konular ki minha rihu al tahqiqi tafuhu bu minha cer mecmum mu talatır abu tafuhu ya sorada gelen tafuhu ya mu talıktır Yani benim bu şerhem barındırıyor. Li ebhâthin. Yani öyle konuları barındırıyor ki minha o konulardan rihü tahkiki tahkik kokusu tefuhu böyle yayılıyor yani. Öyle mes benim bu kitabı şerhimde öyle meseleler var ki onlarda tahkik kokusu böyle yayılıyor yani. Ya. Tahkik yani zikru şey ala hak bir şey hak üzere zikretmektir yani ya tam hakkıyla zikretmek bir şey tam hakkıyla böyle zikretmek buna tahkik diyoruz. Ay işte benim bu şerhimde de meseleyi tam hakkıyla zikrettiğim için benim bu kitabımda bu şerhimde öyle meseleler var ki onlardan tahkik kokusu böyle yayılıyor yani ha. Tefuhu minha. O minha e, o o, o e, ebhasa dönüyor bu minha damiri. O adamiri bu ebhasa dönüyor. O meselelerden tahkik kokusu böyle yayılıyor yani. E tabi koku, rih yani bu koku tahkik için koku yoktur yani. Bunu biliyoruz. Burada tahkiki ne yapıyoruz? Miske benzetiyoruz. Misk. E benzetiyor. Miskin misk kokusu var değil mi? E, tahkik için koku yoktur. O zaman bu tahkiki biz miske benzettimiz için tahkik ne olmuş oluyor? Müşebbeh. O misk ise bi Burada müşebbemubi zikidemediği için bu istihare-i mekniyedir. Tahkikte ne vardır? İstihare-i mekniye. O rihin tahkika isbatı ise istare tahiliyedir. O tahkik için rih düşünmemiz bu istare e, tahiliyedir. Bu tefuhu ise bu da tercih olmuş oluyor. Çünkü bu da müşeb, o, mahzuf olan müştehbubinin özelliği de, bu da terşihtir. Evet. Ve cami'un li nuketin lem yesbikhu ileyha gayruhu min ve bu şerhin bir diğer sıfatı da bir diğer özelliği de camiun yani cem' edendir, barındırandır Linuketin birçok nükteyi bir arada bulunduran bir şahtır benim bu şerhim. Linuketin nüket nüktet'ün kelimesinin çoğuludur. Nükte demek ince meseleler. Yani böyle çok dikkatli e, dikkatle ortaya çıkmış ince meseleler. Onlara yani nüket yüz nükteler diyoruz. O böyle dikkatle ancak ortaya çıkmış olan o meseleleri, onları bir arada bulunduyor benim bu şerhem. Camiun li nüketin, öyle nükteler ki, lem yesbik hu ileyha gayruhu şuruh Lem yesbik, e, öne geçmemiş, hu, benim bu şerhimin önüne geçmemiş, ileyha, o nükteleri, zikriha, e, o nükteleri zikretmek konusunda, benim bu şerhime geçmemiş, gayruhu, bu, benim bu şerhim dışında. Mineşruh diğer şerhler. Benim bu şerhim dışında diğer hiçbir şerh bu konuda benim şerhimi geçmemiş yani ha. O nükteleri bir arada bulundurma konusunda benim şerhimi e, el e, e, elfiye üzerine olan şerhimi elfiye üzerine olan diğer şerhler benim bu şerhimi geçememişler yani ha. O ve semmeytuhu ve semmeytuhu ben isimlendirmişim Huu, yani bu kendi şerhimi isimlendirmişim bil behcetil mardiyeti fi şerhil elfiyeti ne ee, ola isimlendirmişim el yani el behce yani güzellik o güzellik ki el mardiyeti anha el mardiyye anha yani ha kendisinden hoşnut olunan kendisinden razı olunan o güzellik diye isimlendirmişim. Peki niye kendisinden hoşnut olan bir güzelliktir? Fi şerh <laughs> elfiye. Yani li şerh el elfiye. şerh ettiğinden dolayı. Evet. Elfiye'yi şerh ettiğinden dolayı kendisinden hoşnut olan güzellik diye isimlendirmişim. Şerh mazdardır. Yani beğen manası diyor. Yani isim fal manasında. Artık el behcetül mardiye fi şerh el elfiye. Artık alem olmuştur yani. Ha, hani diyoruz mazdardır falan filan şu manada gelmiş. Bu kablel al alemiyet idi. Halem olmadan önce bu manaları düşünür. Ama şu artık alem olmuş. Ve billahi estainu innehu hayru mu'inin Ve billahi minallahi Allah'ı estainu. Yani etlubul avne. Ben yardımı Allah'tan. Billah yalmur kad olmuş hasifa diyor. Estainu yani atlubu'l avne. Ben yardım talep ediyorum. Billah yalnızca Allah'tan yardım diliyorum. E, bu kitabı şerh ederken Sadece Allah'tan yardım diliyorum e, İnnehu çünkü o Hayru muinin Yardım edin en hayırlı Yardım edicidir En hayırlı yardım edicidir O Evet böylelikle e, İmam Suyuti'nin mukaddimesini bitirdik Ve artık e, Bir dahaki dersimizde İnşallah artık metne Başlamış olacağız وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين